Öğrencime dokunma, saçına bile. Öğrencime dokunma, saçıma bile. Öğrencime dokunma, saçıma bile. AKP elini üniversiteden çek. AKP elini üniversiteden çek. AKP elini üniversiteden çek. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Öğrencime dokunma, saçına bile. Öğrencime dokunma, saçına bile. Öğrencime dokunma, saçına bile. AKP elini üniversiteden çek. AKP elini üniversiteden çek. AKP elini üniversiteden çek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Polis defol, üniversiteler bizimdir. Polis defol. Ses. Ses. Basına ve halkımıza. Basına ve halkımıza. AKP'nin ülkedeki bütün muhalifler için yarattığı korku ve istikbat rejimi McCarthy'ci bir cadı avına dönüşerek devam ediyor. Uyandığımız her sabah ilk gördüğümüz yüzlerce gazetecinin, siyasetçinin, avukatın, öğrencinin ve her kesimden muhalifin gözaltına alınmış olması oluyor. AKP'nin yarattığı yeni resmi ideolojinin dışında kalan her düşünce kriminalize ediliyor. Sınırları genişletilmiş ve içeriği muğlaklaştırılmış bir terör tanımıyla haber yapmak, protesto gösterisine katılmak, ders anlatmak, kitap yazmak ve hatta İçişleri Bakanı'na göre resim yapmak, şiir yazmak bile terörist faaliyet içinde değerlendiriliyor. İliştirilmiş medyanın kara propagandasıyla paralel yürütülen operasyonlarda tutuklananların akrabalarının siyasi kimliği yahut karılarının, kocalarının etnik kimliği bile suç delili olarak addediliyor. Yani kısaca AKP'nin ve türevlerinin düşüncesine göre suçsuzluğu kanıtlanana kadar herkes suçlu oluyor. Suçsuzluğu kanıtlamanın tek yolu ise AKP'ye, müttefiklerine ve resmi ideolojisine biat etmekten geçiyor. Geçtiğimiz salı günü Ankara'da 7 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Bunlardan 5 tanesi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu. Öğrencilerin tutuklanmasında öne sürülen delillerden biri ise Türkiye tarihine bir utanç adresi olarak dikilecek olan Uludere katliamını protesto etmek için düzenlenen gösterilere katılmak. 19'u çocuk olmak üzere 34 insanımızın öldürüldüğü bir katliamı protesto etmenin suç sayıldığı bir rejimde yargılanan şey bellidir. Vicdan. AKP vicdanı ve adalet duygusunu yargılıyor. Ayrıca gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin sınav döneminde olması yapılan operasyonların kendinden menkul birer cezalandırma aracı olduğunu gösteriyor. Gözaltındayken final sınavlarına giremeyen öğrenciler şimdiden en az bir dönem kaybetmiş durumdadırlar. Bizler eğitim emekçileri ve adalet duygusuna sahip bilim insanları olarak Kürt halkına, her kesimden muhaliflere ve üniversitelere yönelik operasyonların derhal durdurulmasını talep ediyoruz.
Üniversiteler, toplum yararına bilgi üretilen birer kurum, öğrenciler de bu kurumun temel bileşenidir. Öğrencilerimizin gözaltına alınması ve tutuklanması, eleştirel ve özgür düşünceye, bilimsel üretime vurulmak istenen darbenin göstergesidir. Muktedirlerin, başta üniversiteler olmak üzere her alanda korku ve dehşet ortamı yaratma arzusunu reddediyoruz. AKP'nin milliyetçi ve ayrıştırıcı politikalardan vazgeçip, Kürt sorununda barışçıl yollara başvurması gerektiğini düşünüyoruz. Yaratılan hasımlık ve nefret atmosferinde bir üniversite profesörünün Kürtler için soykırım talep edebilmesinin tehlikelerine dikkat çekiyor ve bu ortamın Türkiye halklarına felaketten başka bir şey getirmeyeceğini söylüyoruz. Her şeyden önce tutuklanan öğrencilerimizin sınav hakları konusunda yapılması gereken her şeyin acilen yapılmasını ve en kısa sürede cezaevinde tutuklu bulunan 600'e yakın üniversite öğrencisinin salıverilmesini talep ediyoruz. Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu belirtiyor ve tarihin hiçbir döneminde zorbalığa boyun eğmeyen özgür düşüncenin AKP'nin baskılarına da boyun eğmeyeceğini ilan ediyoruz. Eğitimsel Ankara 5 Şube, yani Eğitimsel Ankara Üniversitesi Şubesi. Teşekkürler. Öğrencime!